Olmasına bir 3 hafta, 3,5 hafta kadar bir e, süre var. E, görmek istediğimiz takasları, beklediğimiz takasları e, konuşacağız. Her sene yapmaya çalıştığımız gibi. Kaan'la beraberiz. Abi nasılsın? İyi valla takas sezonunu açıyoruz. Ee, bir daha da takas programı yaparız zaten herhalde. Belki bir canlı yapmaya çalışırız e, zamanı ödürebilirsek. Ama bir hani, sezonu açalım dedik takaslarda. Evet. Geçen sefer hani. E, takipçilerimizden de takas önerileri alıp onları da tartışmıştık. Bir canlı yayında öyle bir e, program yaparız. E, zaten çok ilgi oluyor takas e, deadline'ı sırasında. Geçen sene canlı program da yapmıştık deadline sırasında. Yanlış hatırlamıyorsam. E, yine öyle bir şey de yaparız herhalde. E, siz de bu bölümün altına e, bizim takaslarımızla ilgili fikirlerinizi yazarsanız bu olur, bu olmaz ya da işte bu nasıl e, takas fikirleri atarsanız ortaya, onları da değerlendirmeye alırız ya bir sonraki programda ya da komentlerde e, e, cevap veririz. Biz bu programda e, bazı fake takaslar belirledik. Hani bahsi geçen dedikodusu çıkan takımlar ve oyuncular özelinde bazı paketler belirledik ve bunların üzerinden geçeceğiz. Ama hani bu paketler hani bizim yazdığımız şekilde olmak zorunda değil bir oyuncu değişir, birisi eklenir, birisi çıkar ya da bir iki pik eklenir. Ee, bizimki sadece biraz daha hani takasın temelleri ve hani bahsettiğimiz oyuncunun değeri ne? aşağı yukarı yani onu belirlemek amaçlı e, yapıyoruz. Ya da mesela bir takımdan bahsederken hani şu takım hamle yapmalı falan diyoruz. O hamle neye benzer? Yani alabilecekleri oyuncu seviyesi ne? Onu görmek açısından e, mantıklı. Bir de genel olarak ligin çerçevesinde hani hangi takım hamle yapacak, hani bugün bu sene kazanmak için hamle yapacak, hangi takımlar e, daha yeniden yapılanmaya gidecek, onu da görmek açısından e, iyi oluyor. E, başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım. E, bizi Etpi adresinden adresinden Twitter'dan takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Aynı şekilde Discord linkimiz e, Twitter'da pinlenmiş tweet olarak mevcut. Aynı zamanda Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir de bu yayını izliyorsanız beğeni atarsanız çok seviniriz. Yorum atarsanız daha da çok seviniriz. Bu sayede yayınımız daha çok kişinin önüne gider. Biz de kanalı büyütmeye devam ederiz. Abi genel olarak takas dünyasıyla alakalı yani beklentilerinle ilgili bir şey söylemek ister misin? Nasıl bir takas sezonu bekliyorsun? Yoksa direkt e, baş, direktle başlayabiliriz istersen. Ya hani takas sezonlarında beklemediğim zamanlarda çok büyük sürprizler o, olduğu seneler hani sıkça oldu. Özellikle artık e, hani NBA'nin genel kontrat düzenlerinde oyuncular çok fazla kontrat uzatmaya yatkın oldukları için hani en, en iyi oyuncular daha kontratları bitmesine bir iki sene kala kontrat uzatıyorlar şu anki NBA'deki işte CBA kontrat kurallarının da e, yarattıkları e, durumdan dolayı. O yüzden hani büyük yıldız isimleri almak e, serbest piyasada neredeyse imkansız yakın bir hale geldi. Hani o tarz isimlerin bu takas yoluyla alınmasını biraz daha kolaylaştırıyor. O yüzden hani büyük isimlerin takas olmasını yani ee, sadece bu deadline'a spesifik olarak değil ama genel olarak hani büyük isim takası olmasının daha sık yaşandığı bir dönemdeyiz NBA'de. Hani serbest piyasadan imzalanması yerine. Ama hani çok çok büyük isimlerin de genelde yazın takası olması daha rahat sezon ortasına göre. O yüzden sezon ortasında hani yani tabii bir James Harden takası olmuştu. Ee, hatta iki tane James Harden takası olmuştu <laughs> ee, son iki senede. Ee, o seviye büyüklükte bir şey bu sene beklemiyorum diyebilirim. Yani şaşırma ama e, hani böyle bir ne bileyim iddia oynayacaksak falan hani böyle bir all NBA seviyesi bir oyuncu takası olur mu olmaz mı? Herhalde olmaz'a daha yakınım ama e, zaten bahsedeceğiz yani. E, bir iki tane takımın o, o, o riski var. E, onun dışında da tabii hani şeyden bahsediyoruz. Son senelerde giren NBA Play'in turnuvasının girmesi. O eee daha fazla takımın e, daha e, oyuncu almaya e, ya hani oyuncu almaya çalışacak daha fazla takım playing kovalamak için ya da bir e, takımların hani, playing potasında olduğu için lotarya e, lotarya e gitme e, isteklerini azaltacak. O da o, o da biraz oyuncu e, pazarında hani satanları azaltan bir etki olabilir. E, o tarz etkilerin nasıl devam edeceğini bu sene yine, e, yine göreceğiz. Ee, yani takımların mesela hani oralara alışık takımlar işte hani Wizards ve e, Kings gelir. Bu sezon Kings biraz daha üzerinde e, oranın. E, şu anda en azından. E, Wizards ama mesela onların plain olması e, onları yine bir takasa yöneltebilir bu sezon. E, hani o takımların başında yine e, onlar geliyor. E, ama yani takas döneminde de bence çok büyük beklemelerde gitmemek lazım yani şey olarak. Böyle hani şu olacak bu olacak da tahminle. E, çünkü çok e, bence çok son dakikaya kalıyor bir noktada ee, ve e, çok sürpriz olabiliyor. Evet. Ya senin dediğin play -in konusu kritik. Yani dediğin gibi sen Wizards dedin. Toronto ve Chicago da aynı e, hmm. noktada. Eğer play-in olmasaydı e, belki elindeki parçaları satmaya daha yatkın olacak takımlar onlardı. Çünkü şu an onlar 10-11-12 gibi sıralanmışlar. Hani ilk 8'de bitseydi play-off işi bu takımlardan en az birinin elindekileri çıkarmasını beklerdik ama şimdi üçü de kendilerini işte biz play'ine girip bir sürpriz yapabilirize inandırabiliyorlar. O yüzden yine üçünden birinin belki böyle bir elindekileri çıkarma gibi bir durumu olabilir ama Trey'in yüzünden biraz daha düşük ihtimal olabilir. Ee, bir bu sene biraz daha farklı bir olaydı bence trade ile alakalı. Yazın da gördüğümüz üzere özellikle Gober, Donovan Mitchell ve Dejante Murray takası da gördük. Takımlar artık piklerini takas etmekten çekinmiyor. Yani korumasız pik vermekten çekinmiyorlar. Çok çok üst seviye oyuncular olmayan isimler için bile. Yani Dejante Murray için korumasız pik verebiliyor takımlar. Ama bir öbür tarafı da yani bu takasların Donovan Mitchell dışındakileri hiç tutmadı. Ha. ve Hatta şu an o takımlara sorsan Minnesota ve Atlanta'ya büyük ihtimalle pişmanlardır ve yapmazlar o takasları. Acaba... Evet, yani bu yaz biraz değiştirmiş olabilir yani bu yaz gidilen nokta. E mesela şu anda Utah telefon açıp Minnesota Vocal Caster'ı verin biz size Rudy Gobert'i gönderelim deseler <laughs> Utah yapar mı yapmaz herhalde. Yani. Aynı şeyi düşündüm ben dedim. dire <laughs> e, bir herhalde yapmazlar yani. Yapmazlar diye tahmin ediyorum yani. E, evet o enteresan bir konu olacak. Yani bu Minnesota'ya ve Atlanta'ya olan durum hani bazı takımları o konuda bir çekinmeye itecek mi acaba? Çünkü iyi kötü sonuç aldıkları için yeniden hani yazın piklerimizi verelim pikler önemli değil havası trendi değiştim değişecek mi acaba sezonun ilerleyişiyle onu merak ediyorum. Bir de yani sezon ortasında takas yapmak biraz daha zor. Özellikle yıldız takası. Çünkü oyuncu sayısı gibi bir problemle maaş eşleştirme daha büyük problem. Ve oyun mesela kadrolardaki oyuncu sayısı bile problem. Yani 3-4 oyuncu verip bir oyuncu almak zor oluyor sezon ortasında. E, oyuncuların kontratları e, yüzünden hani 3 oyuncu alıyorsan elindeki 2 oyuncuyu da çıkarman lazım falan. E, o yüzden de biraz zor ama merak da ediyorum. E, çünkü çok açık yani bunu hep konuştuk pro programlarda. Şampiyonluk özellikle Batı Konferansında son yıllarda hiç olmadığı kadar açık bir yarış var ve bir iki takasla tamamen ibreyi kendi tarafına çevirebilecek takımlar mevcut. Hı. onu görmek enteresan olacak. Başka eklemek istediğim bir şey yoksa Bükçe tek takaslarımıza geçelim. Bolca takasımız. Evet, onlar üzerinden zaten biraz daha detaylı konuşuruz. İlk takasımız ben üzerinden geçeyim dinleyenler için. Ee, dediğim gibi bunu genel hatlarıyla düşünebilirsiniz. Aynı şekilde olmak zorunda değil. Yani benzer maaşa sa sahip diğer isimler takım değiştirebilir. Chicago Bulls Lakers arasında takas. Ee, Chicago Westbrook ve o meşhur Lakers'ın 2027-2029 birinci tur pikleri karşılığında Zach Levine'i gönderiyor Lakers'a. Ee, eşleş maaş eşleştirmek için de yanına Derek Jones ve Andre Drummond gibi isimleri de atıyor takasa. Ee, ne diyorsun bunun? Oluru, oluru var mı? İki, iki takım için Chicago olsan yapar mısın, Lakers olsan yapar mısın? Ee, ya ben Chicago'nun yapmayacağını düşünüyorum yani benim yap, yapmam dışında eee şaşırırım yani hani böyle bir takasına e, giderlerse. E, ama bence iki taraf için de açıkçası fena bir takas da değil. Yani Lakers olsam kesin yaparım e, onu söyleyeyim. E, yani e korumasız mı veriyorlar? İki iki, iki ilk türlerde korumasız veriyorlar. Ya da çok minimum korumalı yani belki ilk üç korumalı falan yap yapılıyor. Yani Chicago yani. olsam ee, korumasız, korumalı e, izin vermem yani. Hani korumasız olmasına e, zorlarım. Yoksa yapmam takaz hani özellikle hani Rudy Gobert'in de Jonathan aldığı paketlerden sonra eee Zack bu tarz bir paket hatta yani bunun üzerinde bir pakete bile veremezsem takas etmem e, öyle söyleyeyim. E, Levin'in şöyle bir e, ilginç bir durum var. E, hem sakatlıklarla boğuşuyor yani bir buçuk senedir. Hem de e, çok yüksek meblalı bir uzatma kontratı girecek. O yüzden hani şu anda Zack Levin'i aslında takas etmek için en iyi dönem olmayabilir e, Chicago için. Yani e, daha sağlığına kavuşup performansı bu sezonun ikinci yarısında daha yüksek seviyeye çıkarsa gelecek sene iyi başlarsa yani çok daha yüksek bir yerden takasa etmeye o zaman düşünürlerse edebilirler. O yüzden bu açısından bence çok ee, yani Lakers açısından daha iyi bu açısından da hani bu Lakers pikleri korumasız gelirse 2027 ve 29'a gerçekten çok çok değerli asetler olabilirler. Yani bir yandan da o e, durum olduğu için bence iki taraf için de ben iki tarafı da e, kendimi onların yerine koysam iki taraf için de yani Lakers için yaparım. Bulls için de bayağı düşünürüm ama Bulls yönetimi açısından Bulls yönetimi böyle bir takas yapacağını düşünmüyorum. Yani katılıyorum tamamen. Yani ben de olsam iki takım için de yaparım. Ama Chicago herhalde yapmaz. Yani korumasız Lakers 2027 ve 2029 pikinden daha iyi bir şey alabilir mi Chicago? Lavin için zor ya sen yani. Sen olabilir. Yani. Evet. Ama bakalım. Şimdi bu o takası koydun mu bilmiyorum slaytlara. emin değilim o yüzden sorayım. Mesela bu aynı pakette bir Bradley Beal dedikodusu da geçiyor mesela Wizards'a. Lakers olsan iki tak pakette önünde. Yani Zach Lavin'i de alabiliyorsun, Bradley Beal'i de alabiliyorsun. Hangisine yönelirsin? Ee, Zach Lavin'e yönelirim. Ee, yani ikisi de sakatlıklardan son, son dönemlerde çekmiş. İkisi de çok yüklü kontrol uzatmalarına sahip bunların Bundan ileriki dönemde Zeklemin biraz daha genç olduğu için e, onun daha uzun süre bu tarz bir takasın en azından altından biraz daha kalkabileceği kalkabilme ihtimali daha yüksek bence. E, yani Zeklavi daha 26 20, 27 yaşında falan herde 27. Falan. 27. E, çok da iyi bir dribbling üstü hani şutörü o yüzden atletizmi hani eee Zeklemin smaç yarışması tarihi olduğu için atletizmi insan aklına ilk gelen şey olabilir ama Oyununun atletizmini acayip yansıtan bir oyuncu değil aslında. O yüzden ben yaşlanırken sakatlıkları hani kariyerini böyle düşürecek bir seviyeye gelmezse oyununun iyi yaşlanacağını düşünüyorum. Ee, belki sakatlıkları çok artar ama öyle bir durum olmazsa. Ee, bir yılda ise ee, daha hani yaş itibariyle ee, evet yaş itibariyle 11 derdim yani öyle olabilirim. bir yıl Bir yıl için yapar mısın bu takası Lakers olsan? Um, bir yıl için yani bir kere illaki e, sonuna kadar beklerim. Anthony Davis dönecek mi? Hani dönerse nasıl oynayacak? Onu beklerim bir. E, Anthony Davis gerçekten iyi dönerse hani diyebilirsin ki yeniden sakatlanma ihtimali var. O her zaman var ama en azından bir dönüp yeniden oynayabildiğini böyle bir 4-5 maç bile gösterse e, belki bir piki 4 korumalı falan, ilk 5 korumalı falan yapıp e, yapabilirim bir yıl için. Yani i̇kisini birden bir yıl için korumasız vermem diye e, düşünüyorum. Tabi burada Lakers'da bir avantaj da çıkıyorlar ama Westbrook artık hani sezon sonunda zaten o kontrat gidecek. O yüzden onun e, ağırlığı gitgide azalıyor. Evet. Yani artık Westbrook'tan çıkmamak daha bir artı bile olabilir yani hani e, sezonun gidişatına göre. Çünkü en azından tabii ki Westbrook'un giden 47 milyon dolarlık kontratı kadar bir boşluk yaratmıyorsun ama en azından böyle mid-level exception'la falan oyuncu çekebilecek bir maaş boşluğuna e, erişiyorsun. Sen bir ee, yıl şey yapar mıydın bunu? Herhalde yapardım. Yani çok böyle istekli olmazdım ama başka da şansın yok galiba Lakers için ya. Yani bir yıldız seviye oyuncu alman lazım ya da yıldız seviyeye çıkabilecek bir oyuncu. Bir yıl o seviyede değil artık ama en azından sağlıklı bir sezon geçirip böyle All Star seviyesi oynayabilecek bir oyuncu olduğu için e, o riski herhalde LeBron ve Davis, yani LeBron böyle oynarken Davis de yine sakatlıktan döneceğini varsayarsak herhalde o riski yine de alırdım yani. Çok evet, kesin Davis'in kesin beklerdim o dönmesini. Yani çünkü Davis sağlıklı dön en azından yani yeniden sakatlanabilir tabii ki ama en azından bir dönmesini görmek lazım. Yoksa hiç anlamı yok yani. Ee, hani Westbrook'un kontrol bitmesini beklersiniz. Ee, serbest piyasadan çok iyi bir isim alması herhalde zor Lakers. Yani takımı tamamlayacak parçalabilirsiniz ama üçüncü yıldız alması zor olur diye tahmin ediyorum. Ee, ama ne olursa olsun dediğimiz gibi yazınlar çok az takas yapılabiliyor. O yüzden hani Davis'i gerçekten hani sezonun o MVP bir 10 maçlık dönemi vardı. Ee, o, o seviyede 3. 4 maçını görmeden en azından e, yapmazdım yani. Evet. Ya ben Zach Lavin için bu arada sana katılıyorum yani. Sonuna kadar kovalarım ve ben ekip piki de korumasız veririm Zach Lavin için. Çünkü LeBron ve Davies de çok iyi uyan bir oyuncu bence no. Zach Lavin. No. E, topsuz oyunu ve üçlük yani Zach Lavin evet senin dediğin gibi yani atletizmiyle düşünüyor ama atletizmi düştü ve art, hani atletizmi düşerken üçlüğü de hani istikrarlı şekilde %39-40 civarı sokan bir oyuncu yani zor üçlüklerle. Lakers'a çok ciddi seviye atlatır. Ama dediğim gibi Chicago'nun da çok yapmasını beklemiyorum. Belki hani böyle DeRozan falan sakatlanır. Sezonu kapatacağı falan açıklanır. Hani Chicago'nun bu sene bir yere gitmeyeceği belli olur. O zaman belki takımı dağıtmaya falan karar verebilirler yani. Hmm. Um, Okey o zaman um, Sıradaki takasımıza geçelim. Ben aynı paketten bazı takaslar yapmışım. Westbrook ve iki tur pekini verip Derozan alıyor. Ama yanına Lonzo Ball'un kontratını da alıyor. Yani Chicago için bir faydası Lonzo Ball'un kontratından çıkmak. Çünkü Lonzo bir daha oynayabilir mi oynayamaz mı basketbol? Biraz sıkıntılı bir durum var. Chicago bayağı maaşlarını rahatlatmış oluyor. Lakers hani Lonzo Ball'dan bir şey olmaz herhalde de de gibi birini katıyor. Diğer iki konuştuğumuz takasa göre bu nasıl? İlginç evet. Ee, ya Derozan Lakers'la zaten hep hani senelerdir geçen boyunca. oraya gitmek isteyen bir oyuncu. Hatta Westbrook'u alıp Derozan'ı alabilirdi. Ee, büyük ihtimalle. Yani, tamamen <laughs> bilmek zor bu işler ama büyük ihtimalle alırlardı diye tahmin ediyorum. Derozan'ın şöyle bir yandan Davis ve LeBron'un yanına çok iyi oturan bir parça değil. Yani zaten hani e, Anthony Davis dış şutu oyunundan genel olarak çıkarmış e, durumda. Hani şu anki kariyerine geldiği noktada. E, LeBron yine yani playoff'lar ile ikisi iddialı olacaksa e, zaten LeBron iyi üçlük atmadığı bir senaryoda Lakers'ın playoff'lar da işi çok zor olur. O yüzden hani onu iyi şut atıyor diye ta, e, varsayalım. E, DeRozan Top elinde olmadığı zaman Davis ve LeBron çok yardımcı edecek tipte bir oyuncu değil e, hücumda. E, savunmada da e, eksiye daha yakın e, yine de var DeRozan. E, o yüzden çok iyi uyan bir oyuncu değil Davis ve LeBron'un. Ama şöyle söylemek lazım. Yani LeBron'un kariyerinin geldiği bu noktada maç sonunda e, sıkışan maçlarda o kilidi çok iyi çözen bir LeBron görmüyoruz e, eskisi gibi. O yüzden DeRozan aslında o açıdan daha iyi bir ekleme olabilir Lakers'a. And yani bile daha iyi o açıdan hani kendi düşünüyor yaratıp bitirmedi. Yaş olarak hani tabii ki Larkin'in LeBron'un timeline'ına aynı. O, o açıda bir sıkıntı yok ama Lakers iki tane ilk tur hakkı vereceksem aldığım oyuncunun aldığı o sevi aldığım seviyede bir 3-4 sene kalmasını tercih ederim. da o olmayacak. çok büyük ihtimal yani çok çok büyük sürpriz olur. Bence bu seviyede Seneye de belki devam edebilir. Ama ondan sonra bana zor geliyor Deroz'un. E, ya yani burada Lonzo'nun bir yandan kötü kontrat diğer taraftan sağlıklı olsa çok iyi aslında Lakers için. Ama çok en azından bu sezon için bir sağlıklı olma ihtimali çok, çok düşük herhalde. Belki seneye evet. e, olabilir. E, bayağı arada kaldım. Lakers olsam herhalde yapmazdım bu takası. Çünkü yani Levin takasını yapmaya daha yakın olmam. Bu sezon şampiyonluk şansı zaten zor. Levin de alsa Lakers için zor ama en azından ileriki sezonlar için daha büyük uzun bir penceresi oluyor. Derozun o daha kısa olduğu için ve uyum problem uyum yani çok problemli değil ama çok da iyi bir uyum olmadığı için e, yapmam diye tahmin ederim. Ya ben Herhalde Lakers olsam yine yaparım. Ya çünkü oyuncu se oyuncu seviyesini çok yükseltiyorsun her türlü ya. Yani Derozan, Lavinden de, Bill'dan da da net daha iyi bir oyuncu şu an. Hmm. Çok iyi uymasa bile, yani Lakers'ın o kadar fazla kaliteye ihtiyacı var ki yine de takımın seviyesini arttırmak, playoff'da tehdit olma ihtimalini biraz daha arttırıyor gibime geliyor. Yapardım bunu Lakers olsam. Ama herhalde Lavin. Lavin veya Beal'i tercih ederim herhalde o takasları. Çünkü yaş yüzünden ve uyum yüzünden biraz. Evet. Chicago evet. olsam kesin yaparım ama Chicago yapmaz bu takası yani diye tahmin ediyorum. Sanki Derozan'ı verseler ama daha iyi bir takas yapabilirler belki ya. Şikago. E, belki. Yani Ge kim alacak ama. Geleceğiz yani. o takaslara. Tamam gelelim ya, o zaman. Sanki Derozan'a daha iyi paket alabilirler gibime geliyor. Bunu aklımızda olsun o paketlere geldiğimizde. Ya, 33 30 yaşında DeRozan 34 evet. olacak yani bu yaz. Evet. Evet. Hı -hı. Bakalım. Ha DeRozan için başka bir takas. Az önceki takası biraz genişlet genişlettik Hı -hı. burada. Burada DeRozan'ı evine yolluyoruz. Toronto Toronto Raptors'a. DeRozan ve Kobe White Toronto'ya gidiyor. Karşında Chicago Russell Westbrook. Geri Trend Junior alıyor, Geri Trend Toronto'dan ee, iki tane o Lakers pekini alıyor Chicago, bir de Toronto'dan bir pek alıyor. Lakers'da Fred Van Fleet ve Vucevic alıyor. Yani işte Lakers aynı parçaları veriyor. deminden beri konuştuğumuz hani Bill Lavin veya Derozan için verebileceğini, Hı. onlar yerine Van Fleet ve Vucevic alıyor. Yani bir tane star alacağına, iki tane star altı seviye oyuncu tercih ediyor. Toronto'da play-in kovalamaya devam ediyor. Geri Trent ve Fra Fred Van Vliet almış oluyor. Ben Toronto olsam imkanı yok yapmam böyle bir takas. Toronto'nda yapmayacağını düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Ya çok anlamsız çünkü yani benim için en azından çünkü yani DeRozan geldikten sonra da yani Toronto e, daha iyi olur tabii ki ama e, hiç yani şampiyonluk seviyesine yaklaştıran bir hareket değil. O e, o yüzden çok anlamlı gelmiyor yani bana Toronto açısından. Abi tam Deroz'una ihtiyacı yok mu Toronto'nun ama şu an? Ya yani, Deroz'u alsa Toronto yine ilk turda, ilk turda değil. ikinci turda elenecek yani. Evet ya bence de. Ama hani işte eğer iddialı kalmaya devam ediyorlarsa, etmek istiyorlarsa ya bizim zaten savunma zaten tamam. Bizim çok iyi atlet atletik uzun genç oyuncularımız var ama skorerimiz yok. Deroz'unu koyalım hücumu o götürür, savunmayı da diğer adamlarla götürürüz. Playoff'ta sürpriz kovalarız diye kendilerini inandırabilirler yani. Yani ya o tarz bir takım çok kovalamaz bence mesela sanmıyorum. Yani çünkü daha yüksek seviye yıldızları alabilecek parçaları da kaybediyorsunuz elinden. Yani takas e, asetleri o açısından hem bir ilk tur çıkmış olacak. Hem e, Gertrude Jr. hani kontrat eşleşme açısından çok iyi bir isim e, takaslara koyulabilecek. Hani Van Liet serbest kalca için bu sezon sonunda o biraz daha hani ondan çıkılmak düşünülebilir ama yani Demar Derozan'ın da geçen sezon da dahil hani playofflarda belki biraz sakatlıkları da vardı ama kariyerinde playofflarda performansı normal sezona göre de daha düşük bir oyuncu o yüzden hani bu böyle bir takımınızın hücumda hani birinci opsiyonu olacak şekilde DeRozan'ı takıma katmak bana bayağı mantıksız geliyor takas e, denemesi olarak. Hele böyle e, genç aset veya draftlar aklarından çıkılacak bir e, takasta. E, ben yani ben kesin yapmazdım Toronto'nun. Toronto böyle bir takas yaparsa da çok şaşırırım yani öyle söyleyeyim. E, diğer takımlar için e, şey Bulls için müthiş yani. 3 tane ilk tur geri Trent Jr. alıyorsanız yani ben havada yaparım. Lakers için de İyi olabilir yani e, yani Fred Van biraz performansına bağlı. Yani Van Wyk o fizikte hani shoot performansı kötü olacaksa biraz hani kaçıyor kaçıyor oyuncu olarak ama e, Lakers için emin değilim. Yap, i̇ki taraf yani yapılabilir ama Raptors olsam yapmam ben. Ben Lakers'da olsam yapmam herhalde. Yani korumalara bağlı picklerin tabi. Ama hmm. korumasız olduğunu varsayarsak yapmam. Yani ben Lakers'ın bu takas deadline'ında yapabileceği en büyük hatalardan birinin bir pivot alma olduğunu düşünüyorum. Yani pivot almak daha kolay olduğu için ligde değerleri daha düşük olduğu için Lakers hani elimizdeki parçalarla böyle üst seviye bir pivot alabiliriz diye düşünebilirler. Ama Anthony Davis'i yeniden dörde kaydırmak bence büyük bir hata olur yani. Ee, evet. O yüzden... Öyle bir hata yaparlar mı bilmiyorum. Yani Anthony Davis'in 5 numara oynaması gerektiğini bu sene bir kez daha gördük yani. O yüzden ne yapıp edip point guard veya kanat alması lazım Lakers'ın. Tabi onları almak biraz daha zor pivota göre ama e, o yüzden ben herhalde böyle bir paket için pikleri korumasız vermezdim. Toronto olsam da büyük ihtimalle yapmazdım. O yüzden takas herhalde olmaz diye düşünüyorum. Chicago olsam tabii ki havada kaparım. Okey geçelim. Benzer e, bir takas. Lakers yerine Timberwolves'u kattık işin içine. E, Toronto e, DeAngelo D'Angelo Russell, Alex Caruso, Jalen Noel ve birinci tur hakkı alıyor. Timberwolves, Fred Van Fleet ve Gary Trent Jr. alıyor. Chicago'da Nas Reed, Precious Achua ve Jaden McDaniels oluyor. Yani burada Timberwolves ciddi bir e, upgrade oluyor. Van Fleet ve Gary Trent Jr. verip ee, Toronto'da biraz daha takımı değiştiriyor biraz daha kısalıyor, gard alıyor şu an ellerinde hiç gard yok fan play dışında Şikago'da ee, e, yani biraz genç parça alıyor McDaniels ve Chiva. Kimseye böyle çok ciddi bir fark yaratmıyor galiba takas. <laughs> Timberwolves dışında yani Timberwolves'un bu takastan sonra kadrosu Van Vliet, Gary Trent Edwards, Cat Gobert gibi olacak. Bayağı iyi. Evet. Um, Raptors yani ilk tur alıyor. Portland bu sezon Portland'ın seçimi e, ee, belki şey e, Lotaria bile olabilir. Lotaria dışı da e, olabilir. Evet. Russell'ın kontratı bitiyor, en az hani biraz şey açıyorsun, maaş boşluğu. Van Wytem, yani hem Great Trent hem Van açıvadan çıkıyorsam bundan daha iyi dönüş almaya çalışırım Toronto olsam. Yani alabilir miyim emin değilim ama almaya çalışırım diye tahmin ediyorum. Yani e, açıvada olunca e, yani Toronto olsam herhalde yapmam ama çok da kötü kötü değil. Chicago için e, Caruso ve ilk turu verip ya Chicago için çok anlamlı değil yani. Chicago niye bu takası yapıyor? Biraz daha yani. yüksek potansiyelli genç alıyorsun. İşte McDaniels ve Chua. Evet, Chua. Ama ilk tur hakkından çıkıyorsun. Yani ilk tur hakkı mı istersin bu sezon Seçen yoksa Açıva mı istersin? Herhalde ilk tur hakkını isterim. İlk i̇sterim ama McDaniels'la beraber. McDaniels tercih ederim evet. Hı. evet. Ama Curso da çıkıyor yani hani ellerinden o yüzden. Doğru. Ee, Chicago olsam da yani çok gerek gördüğüm bir tek... A, çok beğeniyorsam olabilir. Ee, Zach Levin'in yanına, Darrow's'un yanına fena oturmayan, iyi oyun oturan parça. Yani. Evet. Ya çok seksi bir takas değil. <laughs> e, ya Toronto bence en enteresan takımlardan biri bu. Deadline'da. E, genel olarak bir şey yapmasını bekliyor musun Raptors'ın? Ben evet. Yani hangi takımın takası ihtimali en yüksek dersek o takımların başına Raptors'ı e, koyarım. Yani en azından Peki. Elden bu Oyuncularını ve... elden çıkarmaya mı yönelirler yoksa rekabetçi kalmaya mı çalışırlar bu sene? Bence elden çıkarmaya daha yakın. Yani en azından Wembley ve zaten onları da takaslara koyduk. buraya çok Wembley'in kontratı e, bitmeye yakın. Bir de bu sezon Wembley pek memnun değil. Yani son birkaç haftadır baya podcastlara falan çıktı. Ha. Biraz Scotty Barnes'la rol paylaşımında sıkıntı varmış gibi e, gözüküyor. Biraz kendi de söylüyor zaten yani, kötü oynuyor bu sezon. Onun da e, bir sıkıntısı var ama onların hepsi biraz kontratta e, seneye galiba oyuncu opsiyonu var. Ben bu evet. onu decline edecek yani onu e, e, kabul etmeyecektir. E, o yüzden Van Vlid karşında iyi bir dönüş alabilirlerse çıkabilirler gibi geliyor bana. Ama hani çok evet. takım ne kadar dağıtılır? Yani çok iyi teklif alabilirse dağıtabilirler daha böyle hani siyah kamanın falan ama e, illaki dağıtacağız diye de girmezler. Ama e, yani geri tanıtım ben bu bir tanesinin e, takası olacağını düşünüyorum ben en azından. Evet. Ya bana Siakam veya Oci vermeleri lazım gibime geliyor. Yani çok iyi. Onların takas değeri çok yüksek çünkü. Ha. Ve o ikisinin takımda kalırsa yeteri kadar kötü olmayacak Toronto. Yani yeteri kadar tanking yapamazsın gibime geliyor o ikisi takımda durduğu sürece. Onlardan birini de sanki takaslamaları lazım bence. Evet. Bence de ama o biraz daha... E, yani daha büyük bir takas hani onu bulmaları biraz daha zor olabilir. Ee, evet. Yoksa katılıyorum ben de hani Denard'a. Onlarla da ilgili takaslarımız olacak. Ee, geçelim. Ee, yine Toronto'da kaldık. Ee, yine Minnesota var ve Atlanta var. Üçlü bir takas. Burada az önce bahsettiğimiz çok hani... C Hı? Çok fantastik diyorum bu. Bu çok fantastik <laughs> bir takas. Atlanta Toronto'dan Siakam, Gary Trent Junior ve Oto e, Portre alıyor ve Jaden McDaniels'ı alıyor. Minnesota John Collins ve Trey Young'ı alıyor. Toronto'da D'Angelo Russell ve Carl Anthony Towns'u alıyor. Çok fantastik. Ee, ee, ya ben Hawks olsam bu takası yapmam diye tahmin ediyorum. Ya bu takastan sonra takım ne olacak? DeJounte Murray, Bogdanovic, Siakam, Okongu, Capella, Gerrit Van yani çok anlamsız bir takas oluyor yani. yani çok anlamsız bir takım oluyor daha doğrusu. Pardon. Yani o takım hani e, Trey bu sezon daha kötü oynuyor. Gerçi son bir aydır falan daha da yönetiyor ama en azından hani potansiyel olarak hani yaş itibariyle de hani bu tarz bir dönüş için çıkmam Trey Young'dan yani. yani takım çünkü ya, ya şey yapacaksın yani Trey Young'ı satıp acayip işte Rudy Gober paketi falan okey. Onu yapabilirim. Ama şu alacağım paketten sonra yapacağın en iyi şey aldığın oyuncuları daha yüksek değere inan etmek olacak yani biraz Doğru. şey gibi. Doğru. Ee, o da garip bir şey olur. Minnesota olsam e, yaparım Minnesota olsam. Yani Trey Edwards e, Collins Gobert e, yani e, yaş olarak da Edward Trey ha, belki çok iyi ne kadar memnun olurlar birbirlerinden ama de, biraz takım yani. kimyası orada ciddi sıkıntı ya belki ama yani Katler'e e, çok iyi değil yani arası Edwards'ın. O evet. yüzden evet. bilmiyorum. Toronto olsam da e, yaparım ya Toronto olsam. Abi ya ben Tanzu baya Toronto'ya göndermek istiyorum ya. Benim bir fantezim o. Şu, çok iyi uyarmış gibime geliyor etraf evet. tabii şu anki çekirdeği aşağı yukarı korumak lazım. Yani bazılarını, ha. hepsini tabii ki koruyamazsın da. Ha. İşte Townsend yanına işte OG yakam tutabilirsen ya da işte Scotty Barnes OG e, böyle fizikli foretler. işte Townsend 5 numara oynatacağım. Tanz'un açığını kapatacaklar. Evet. Skor yükünü de Tanz çekecek gibi bir fantazim var. Evet. Yani bu takasta bir şekilde Hawks'a eee yani daha fazla draft assetlere falan gidebilecek bir versiyonda belki o zaman olabilir yani. Ama tam nereden draft asset'i göndereceğiz emin değilim yani. yani. Çünkü diğer Minnesota veya Raptors'dan da çok daha fazla draft asset alırsak onlar için mantıklı olmayabilir yani. Bir nokta. da kalmadı zaten. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. O zaman biraz daha az fantastik, biraz daha makul e, takaslara e, geçelim. Atlanta'dan devam ediyoruz. Atlanta Dallas arasında. Şimdi Dallas'ın da aktif olması bekleniyor. Dallas zaten Doncic geldiğinden beri bir ikinci yıldız arıyor. Bu yıldız John Collins olabilir mi? Atlanta Dallas'a Collins'i yolluyor. Dallas onlara bir birinci tur hakkı Josh Green ve Tim Hardaway Jr. yolluyor. Yapar mısın? Yapmaz mısın? Ya değer olarak hani aset değerleri olarak takası önce öyle bakacak olursak fena değil. Yani ee, ilk tur hakkı Josh Green fena değil. Tim Hardaway biraz daha hani yani aslında belki insanların bu takası bak Tim Hardaway'i en fazla en değerli isim olarak görebilir yani halk aldı ama bence en değerli olabilir yani biraz daha kontrat eşleşmesi açısından. E, ama Dallas için yani John Collins Chris Chimwood'dan ne kadar daha iyi? Hani daha iyi yani daha iyi değil demiyorum ama Dallas için fark yaratacak seviyede mi daha iyi? Emin değilim yani ben cephanemi biraz daha e, kendi playmaking açısından Luka'ya biraz daha yardımcı olabilecek bir oyuncu harcamayı tercih ederim Dallas olsam. Hmm. o yüzden o tarz bir takas kovalarım daha çok yapmam diye tahmin ediyorum. Hmm. Ya bana Collins Atlanta'da gösterdiğinden çok daha iyi bir oyuncuymuş gibime geliyor ya. Bana böyle Collins kendini kurtardığında böyle bambaşka bir oyuncu olacakmış gibi bir izlenim veriyor. Ama Collins Wood da gerçekten çok da iyi uymuyor ikisi. Um, ama Dallas'ın verdiği işte Green Artı bir birinci tur çok da işte bir, o birinci tur pekini korumalı falan yaparsan çok da değerli mi emin değilim yani <laughs> ya Collins'de şöyle bir şey var ben de hani beğendim bir oyuncu ama yani şimdi yanında bir uzun gerekiyor pivot gerekiyor ee, savunmada pivot olmayı kaldıramıyor çünkü ee, yanına pivot gerekiyor ve Collins'in en değerli olduğu hal e, hücumda da e, ee, pick and ana perde koyan oyuncu olması lazım. O yüzden o pivotun da savunmada çember koruyup hücumda Collins perde koyarken e, stretch edebilecek, şut bir uzun olması gerekiyor. O yüzden hani e, etrafında takım kurması çok e, eğer en yüksek seviye hedefliyorsanız çok kolay değil. O zaman da hani sizi o zor duruma düşürebilecek kadar da iyi bir oyuncu değil bence. Hani Dallas'ta Club Mexico ile falan beraber oynatabilirsiniz. Olabilir. Hatta hani Switch savunmasına da uyabilecek bir oyuncu bir noktada. Ama dediğim gibi, yani kötü değil ama e, ben oyuncu tipi olarak e, e, farklı bir oyuncu tipine giderim yani daha hani kaybettikleri Brunson tarzı bir oyuncu tipine giderim davası olsam Collins'in. E. ya katılıyorum bu arada. Yani eğer kimseyi alamazlarsa bence Collins'in de eğer Takas değeri ucuzlarsa idari seviyede bence yine verilebilecek bir paket ama başka birisi olmuyorsa. Sana katılıyorum genel olarak. Collins'den devam edelim. Atlanta Phoenix'e böyle bir takasa girse, Phoenix'e yollasa John Collins'i karşılığında da Jay Crowder, Landry Shamet ve birinci tur pick'i verse. Burada Phoenix'in o kadar çok draft pick'i var ki yani kendilerinin hepsi duruyor. O yüzden herhangi bir yılı olabilir yani. Ya burada ilginç tarafta ben Sanz'ın şu anda sezonların geldiği noktada Booker'ın sakatlığıyla hani bu tarz bir takasa gider ama gidebilirsiniz çünkü yine çok bir şey kaybetmiyorsunuz. Zaten Jay Crowder hmm. zaten oynamıyor. Bir tane ilk tur hakkı. Zaten James Jones'un böyle bir anti-draft <laughs> şey var. Mi? böyle garip yani. <laughs> NBA GM olup böyle draft um, <laughs> inan, inan oluyor. inanmıyor adam. Aynen. Farklı bir bakış açısı var. E, bence mantıklı bir takas, güzel bir takas Suns için. E, biraz hani diyebilirsiniz ki John Collins niye Suns'da daha iyi olsun Atlanta'da olduğundan? Çünkü biraz aynı duruma gidiyor. Hani yanında DeAndre Ayton oynayacak. E, space açabilen bir pivot değil. hani e, daha böyle işte scatter pick and roll. Yani iki uzunun birden gelip yaptığı aksiyonlara devam edebilirler pick and e, ama e, ekosistem olarak Atlanta'ya yakın olacak. Konya'nın hani rolü ve e, yaptığı şey. Yine e, üçüncü ama... dördüncü opsiyon yani yine çok memnun olmayabilir. Evet. Hani belki şöyle avutabilirsiniz. Hani Chris Paul zaten e, yani yavaşladı yavaşlamaya devam edecek. E, Devin Booker'da bir topa hakimiyet açısından Trey Young değil yani hani sonuç olarak e, oradan belki biraz daha topun daha çok döndüğü bir sistemde. Ee, bir tane hani yeni bir takıma gitmek, hava değişikliği falan da bazen aynı oyuncu aynı rolde mutlu olabiliyor başka takımda ee, Sanz'a da bence iyi uyan yani Booker, Bridges, Collins, Aiton çekirdeği güzel bir çekirdek yani yaş olarak da birbirine uyumlu bir çekirdek Aiton gitmek iste istemeye devam ederse falan filan oranın da hani Aiton'un yerinde oynayacak bir oyuncu değil ama en azından uzun rotasyonumuzu zenginleştiren bir oyuncu o açıdan da o yüzden iyi. Atlanta açısından Collins'i kaybedip Crowder'ı alıyorsunuz. Yaş olarak Train baya ilerisinde. Hani e, çekirdeğin baya ilerisinde. Bundan sonra düşmeye devam edecek. Bir tane ilk tur hakkı alıyorsunuz. E, biraz daha zorlayabilirdim. Yani biraz daha bir şey almaya zor. Yani çok uzak değil ama halks olsam bilmiyorum Sanz'dan ne kopartabiliriz. Biraz daha kopartmaya çalışırdım. Çünkü Jay Crowder'ın gitmek için herkes biliyor bir de yani. O yüzden değerini düşüren bir şey bu şey Crowder. Evet. Ya belki oraya işte bir Josh Okogi falan bir şeyler atabilirsin sanki e, Phoenix olsan. Ya benim ben bu takısı bayağı sevdim bu arada. Bence iki takımı da daha iyi yapıyor bu. E, Atlanta'ya da yani Landry Shamit böyle çok ağım şahin bir oyuncuydu. Ben de çok beğenmiyorum ama Atlanta'ya iyi uyan bir oyuncu. Yani o bir o çekimi var şutör olarak. Perdelerden çıkıp e, alan açma. Dijante ve Trey'in yanına öyle bir oyuncu iyi olur diye düşünüyorum. Crowder da zaten direkt Collins'in ilk 5'teki yerine e, geçecek. Tabii Collins seviyesi bir oyuncu değil ama farklı bir oyuncu. E, savunmada e, kanat savunabilmesi itibariyle bana mantıklı geliyor bu takas ama olur mu? Gerçi dedikodusu da çıktı birkaç defa Collins'ın. Bu evet. yüzden belki olabilitesi olabilir. Ya bu takas olabilir Yani, yani şöyle sıkıntı şu Atlanta bu sezon hani iyi gitmediği için yani bu ta, bu Batıda olsa Atlanta biraz daha belki yapılabilecek bir takas. Sen yani doğuda çünkü üst taraf çok güçlü olduğu için bu takası yaptınız. Jay Crowder seneye herhalde daha kötü olacak geçen sene olduğundan. Evet. Yani bu sezonda geçen sezon olsun yaşlanan bir oyuncu. O yüzden ne kadar fark edecek emin olamıyorum. De gidebilir de tabii. Kontrat da bitiyor yani. Belki ön önceden tempering yapıp konuşmak lazım Crowder'la. E, o konuşmadan zaten yapılmaz böyle bir takas. Belki hani bir fiyatta anlaşıp evet. sonra yapılabilir. Evet diyor evet, iyi bir nokta ama e, Jay Crowder Atlantaya okey olur bence çünkü e, e, çok süre alabileceği bir durum yani hani parasını tabii. vermeye okey ederse ilk beşe direkt beş yerleştiriyor. 5 başlıyor. başlıyor bir de tabii Hı. bence de. OK e, geçelim yine e, kalabalık bir takas genel hatlarının üzerinden geçeyim e, Wizards Lakers Houston ve Charlotte takasa giriyor Lakers Westbrook'u Charlotte'a yolluyor güzel. Ee, karşılığında Eric Gordon, Gordon Hayward, Kuzma ve Kevin Martin Jr. alıyor. Lakers ama klasik işte o, o birinci tur gönderirken Kendrick Nunn ve Beverly'den de çık çıkıyor. E, ee, Wizards Plumlee ve Nunn alıyor birinci tur ile beraber Kuzma karşılığında. Houston Rockets, Eric Gordon ve Kevin Martin karşılığında Patrick Beverly ve birinci tur almış oluyor. Hornets de Westbrook ve birkaç tane ikinci tur almış oluyor. Yani Lakers'ın diğer takaslarının aksine burada Yıldız almıyor Lakers ama bayağı fazla sayıda rotasyon parçası almış oluyor. Gordon Hayward, Kuzma ve Kenyon Martin. Lakers'ın yapması gereken takas açısından bir de böyle bir perspektif de var. Yani star almasın Lakers ama derinlik katsın, rotasyon parçası alsın. Çünkü rotasyon oyuncuları ligin en kötü oyuncuları arasında. Yani Lakers'ın en iyi 3. oyuncusundan 9. oyuncusuna kadar olan kısım çok kötü. Bu sayede o kısmı bayağı genişletiyorsun. Ne diyorsun genel hatlarıyla? Ya ben Lakers olsam böyle bir takas yapmam diye tahmin ediyorum. Çünkü yani bu sezon bit... Yani şimdi bu takası yaptınız. bu sezon şampiyonluk şansı var mı Lakers'ın? Yok. Yani böyle bir kadrodan sonra. Ya herkes ee... sağlıklı kalırsa Hayward'da dahil olmak üzere bir, bir dış aday şansın var bence. Evet ama çok zor yani. Ee, yani Hayward sağlıklı kalmıyor yani. Davis'in bile olur ötesinde mi? bence. Tabii. Yani kaç sezon oldu? 5-6 sezon falan oldu herhalde. Ee, şöyle şunu söyleyeceğim bir de bu sezon şampiyonluk olma şansı bence çok düşük olur. Ee, yazında yazın da Westbrook kontrol ettikten sonra Lakers bu tarz isimleri çekebilir takımına. Yani belki evet Kyle Kuzma kadar iyi olmayabilir ama eee yani LeBron ve AD varken Los Angeles, yani Lakers yani şehir olarak, takım olarak bu tarz oyuncuları e, bulabilir bence. E, o yüzden hani bu kadar premium asetten yani iki tane ilk tur hakkından böyle bir takas çıkmam ben e, Lakers olsam. Diğer takım için Hornets için bence iyi bir takas. Gordon Hayward'ın kontratından e, çıkmak için iyi bir takas. Wizards için Kuzma'yı verip bir tane ama hani 29 2000 ee, yani Wizards ben yaparım ama Wizards'ın takası yapmaz e, diye tahmin ediyorum. Evet. Rockets olsam da yapmam herhalde. ya Bilmiyorum. Kane Martin için ve Eric Gordon için korumasızsa yapabilirim belki ama e, koruma koyulursa yapmam diye tahmin ediyorum yani Rockets için. Ya, Eric da benim en çok takas olmasını istediğim oyuncu olabilir yani. Adam çürüdü Hüston'da yıllardır. Evet. <laughs> Katılıyorum yani. Ben Lakers olsam yaparım bu arada herhalde. Yapar mısın? Herhalde yaparım. Um, ama Wizards ve rakıt yapar mı? Yani Rockets da yapabilir ama Wizards'dan çok emin olamıyorum. Um, Lakers evet. Ben, ben yapabilirim yine ya. Yani Nan ve Beverly'den de bir şey aldığı yok Lakers'ın zaten. Onlarda da upgrade yapıyorsun. Ya ben onları düşünmedim bile yani. Ama bir farklı şey olarak düşünmedim yani. Okey abi. Geçelim. Şimdi sana güzel bir takasım var. Utah Jazz'ı dağıtıyoruz. Aa, i̇lginç. Warriors Utah'tan Larry Markkinen'i alıyor. Karşılığında James Wiseman, Kuminga, Moody ve bir birinci tur pick'i veriyor. Buraya bir iki tane daha pick falan ekleyebilirsin istersen yani. Bence Markinen Warriors'a inanılmaz olur bu arada. Bu takastan sonra ee, nasıl yapacağız? İlk 5'ten Looney mi çıkarıyoruz? Öyle olmak zorunda değil mi? Ya da Clay çıkacak. Ya da Marken'in altıncı adamı olacak. <laughs> e, ya Marken'in alıp altıncı adam yapmak biraz motivasyon olarak da güç olur yani. E, e, Wiggins de çıkmaz herhalde. Clay de çıkaramazsın herhalde. Looney olacak yani çıkacak. Draymond, Wiggins, Markin'in müthiş bir beş bence. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim. E, Draymond, Markin'in, Wiggins, Clay, Curry. Savunmada biraz şey yapıyor muyuz? E... E, ya şey ya Markin'den 3 numara da oynayabildiği için bazı eşleşmelerde ya da işte bazı işte playoff serilerinde işte Marken and Raymond Looney yaparsan savunma da bayağı iyi olur yani. Evet. Evet yani hani e... ya Jazz olsam yapmam ama. Yani <laughs> Warriors tarafından düşünüyordum. Ee, Az mı? Yani şöyle e, Wiseman veya Moody'nin Mark'ın seviyesi bir oyuncu olması imkansız diyebilirim. E, yani, evet. Yeah, yeah, yeah. Yani imkansıza yeah. yakın. Ee, Kuminga e, bence yine en potansiyel. Ha, ben bu arada Moody'yi beğeniyorum yani. Bence rotasyon oyuncusu, ilk 5 oyuncusu falan ama yani, yani e, e, Kuminga ve ilk tur hakkı 2027 e, şöyle yani sezon başında olsam tabii sezon başında Warriors bu paketi vermezdi büyük ihtimalle markanın <laughs> için. <kardeşim>. Yani, yani <laughs> bu takası yapmanın cazaya getirilerinden bir tanesi bu sezon hani tankinge gidebilecek olsanız e, bu sezonki draft eee seçiminizi yükselten bir e, takas olacak ama Jazz biraz fazla maç kazandı artık. Yani çok ciddi bir tank yapmak için o yüzden o avantajı çok yakalamayacaklar. E, ya bir de bilmiyorum bu kadar iyi şu anda bir rebuilding hikayesi açmışken eee Mark'ın da yaşı gayet genç hala. E, 25 yaşında Mark'ın. 25 veya 26 olması evet. lazım. Ve kontratı da inanılmaz Mark'ın. Yani. Yani kontratı çok iyi aynen dediğin gibi. O yüzden yapmazdım ya. Yani daha daha büyük bir getiri isterim açıkçası eee çıkmak için şu anda Çez olsam. Katılıyorum ya. Katılıyorum. Yani belki bir 2 pick daha olursa olabilir ama evet, ben zor. Markenen çok iyi, inanılmaz oynuyor şu an yani. Um, Ama iyi ilginç bir takas yani. Ee, yani üstü şey açısından da yani Utah herhalde takas etmez diye düşünüyorum ya. Yani bu kadar iyi oynarken hani taraftar da bu kadar takıma artık böyle inanmışken, sahiplenmişken, camiada böyle bir hava varken no. büyük ihtimalle All-Star olacak Markenen'i sizin ortasında vermek. Yani ya yapar şey da niye yapar yani de. Yani bir de şeyi söylemek lazım. Ee, şimdi elinde çok fazla pik birikti Jensen. Daha çok pik almak tabii ki yine iyi bir şey ama e, biraz daha o e, yani marginal benefit'ini yani biraz daha değerini azaltıyor. Yani elinizde ekstra zaten 5-6 tane pik varsa eee 7.'sini, 8.'sini, 9.'sunu, 10.'sunu almak biraz daha ee, o kadar çok draft hakkı olmayan bir takım için oldukça değerli değil. Çünkü e, hem takımınıza alabileceğiniz bir sezondaki oyuncu sayısı hani bir draft yapabileceğiniz oyuncu katabileceğiniz kadro olarak o sayı hem diğer takımların sizin artık o kadar çok pickiniz varsa onları büyük ihtimalle birleştirip başka e, draftta yükselmeye falan gitmek isteyeceğinizi bildiği için e, biraz biraz azalıyor yani zaten 7-8 tane draft ekstra pick'iniz varsa 9. Yu, 10. Yu almak o yüzden bu tarz takasa gitmesini de o açıdan biraz daha zorlaştıracağız. Mesela Oklahoma City Thunder'ın e, Knicks takasında 3 tane ilk tur hakkı tarzı bir şey vardılar değil mi e, draft günü yaptıkları takaslar yani draft dönemi takaslarla? E, çünkü biliyor herkes Oklahoma City Thunder'ın e, yükselmek istediğini ve ellerinde çok fazla draft hakkı olduğunu e, onu düşünmek lazım yani hani draft hala ilk tur hakkı alması mantıklı olur demiyorum Cez'in ama diğer takımlar kadar değerli değil. Hani ee, biraz daha ilk tur hakları almalı. Doğru. Yani premium bir genç oyuncu almayı öncelik yapabilirler yani. Ha. O yüzden. Ben o yüzden Kuminga'yı düşündüm ama herhalde Kuminga'dan da daha iyi birini almak isterler yani. Evet. 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 Ee, Okey. Warriors'ı şampiyonluğa yaklaştırmaya devam ediyoruz çabalarımıza. Ee, burada Warriors Ojan alıyor Toronto'dan, Wizards Fred VanVleet alıyor Toronto'dan. Toronto'da Ojan ve VanVleet karşılığında Kyle Kuzma, James Wiseman, Danny Avedia, Kuminga, Moody ve birinci tur hakları alıyor. Ee, yani şöyle düşün, Warriors işte Wiseman, Kuminga, Moody az önceki adamlar ve yine aynı birinci tur ki karşılığı Markeneli değil Ojan Nobi alıyor. Ne diyorsun? Ha. E, ee, bu da ilginç bir takas. Yani Wizards mesela ne yapıyor burada? Ben ve Beal Porzingis'i e, birleştiriyorlar. E, Kuzma'dan, Avdiya'dan çık Victor Aklı'ndan. Ben Wizards olsam yapmam bu takası ama Wizards yapabilir. E, hmm. Yani Kuzma'yı yine kadar benliklerine bağlı ama çok da varsa onlar da yapmayabilir. Yani çünkü hem Avdiya, yani Avdiya'nın şu anki değeri nedir? Herhalde e, 20 ve 30. sıra arası bir ilk tur seçimi falan olabilir belki. Korumalı, korumalı birinci tur peki. Ben evet. evet. Yani o yüzden hani Kuzma ve bu sezon pardon 2028 o da böyle bir takasla korumalı olur diye tahmin ediyorum. Ee, ilk 10 korumalı falan diyelim. Ee, iki tane korumalı ilk tur hakkı ve Kuzma'yı verip Van e alıyorsunuz. Yani aset değişimi olarak Van Vliet'in de kontratı bittiği için e, pek iyi bir aset değişimi değil bence Wizards için. O yüzden ben yapmazdım bu açıdan. Warriors olsam e, Kuminga Wiseman Moody ilk dur hakkı e, yaparım ben e, böyle bir takası Warriors olsam. E, Raptors olsam da Onelobiden çıkıyorum, Manwood'den çıkıyorum. İki tane ilk dur alıyorum. Bayağı da genç e, isim alıyorum. Üff, Raptors olsam e, yani ilk aşamada yapmam. Daha iyi takaslar yapmaya çalışırım. Önüne Move, e, ayrı ayrı belki çıkarılabilir ya da başka üçlü yine böyle benzer bir takas olur. Hiç başka bir takas bulamazsam e, belki şey giderim açıkçası. Yani e, direkt Wizards'la yapıp hani Anonobi'yi katmadan Ben Will It'i verip Kuzma, Avdi'ye ilk tur hakkı falan bir takas zorlarsam onu tercih ederim. Yani e, Raptors'a olsam daha küçük bir versiyona gitmeyi herhalde Anonobi'yi çıkarmaktan sonra. Evet. Ya ben de Wizards olsam yapmam ama Wizards yapar bence bu böyle bir şey. Bana öyle geliyor. Ya Kuzma'yı da beğeniyorlar ama o yüzden bilemedim. Doğru. 40 attı geçen geç gittim Knicks maçında. Ee, evet Warriors için de idare olur yani e, o bir parça. Yani Markenen bence daha iyi olur ama olmuyorsa o <laughs> olur yani. Evet yani zaten Wiggins olduğu için Biraz hmm. fazla benzer oyuncular birbirlerine ama e, o ta, yani o NBA'de en değerli e, yıldız olmayan oyuncu tipi yani hem anno hem de. Tabii. Okey Toronto'dan devam ediyoruz. Toronto Pascal Siakam'ı veriyor Dallas'a. Bu senin fantazinde galiba. Evet. Siakam'ı sen Dallas'a göndermek ha. istiyorsun. Dallas'ta karşılığında birinci tur pikleri veriyor 3 tane. Josh Green, Dwight Powell ve Spencer Dinwiddie veriyor. Yo, ben Raptors olsam James Hardy'i de katarım. James Hardy mi? Adını yanlış ee, söylüyorum. Jaden Hardy, Hardy. Jaden Hardy <laughs> e, de isterim Raptors olsam. E, sonra yapar mıyım böyle bir takası? Biraz gençler e, düşük seviye ya. Gençler biraz düşük evet. Yani onu düşünüyordum ben de. Hani Mitchell takasında işte Markan'ı da aldılar. Ee, tabii Siakam'ın yaşı Mitchell'a göre bayağı daha e, Hı -hı. ilerlemiş durumda yani. 3 yaş büyük olması lazım. Evet. Zaten. Ee, ama hani prime'ından 3 sezon e, tamam. bitirmiş oluyorsun. Ee, biraz fazla alt seviye diye ya. yani Josh Green çok düşük seviye. Dwight Powell zaten boş yani. Dinwiddie de eh yani. Yapmazdım herhalde. Hardy bile katsak herhalde yapmazdım. Ya, Davaşı olsan herhalde gözün kapalı yaparsın diye düşünüyorum. olsa bence yani hani ideal keçen şut ismi değil yani Luka'nın yanında o ama onun dışındaki her anlamda çok iyi oturan yani hücumda savunmada Siyakam. Bence Luka'nın yanına alınabilecek makul isimler arasında en iyisi bile olabilir yani kime alırdın diye sorsan Siyakam en başlarda olabilir yani. Hmm. Ee, Okey. Dallas'tan şimdi Dallas'ı şampiyonluğa yaklaştırmaya çalışıyoruz. Dallas, Tim Hardaway Jr., Davis Bertans, Josh Green ve bir birinci tur veriyor. İşte birkaç tane de ikinci tur pikleri veriyor. Boyan Bogdanovic ve Eric Gordon alıyor. Tam lukalık iki adam. Keçen şut üçlükçü. Rockets, Eric Gordon karşısında Tim Hardaway Jr. ve iki, tur, iki ikinci tur piki almış oluyor. Detroit'te Boyan Bogdanovic karşılığı ve bir birinci tur piki Josh Green ve Davis Bertans almış oluyor. Nasıl değer karşılığı? Ya ilginç. Şimdi Dallas e, Hardaway ve Bertans'dan upgrade etmek için Gordon Bogdanovic'e bir tane ilk tur hakkı Josh Green'den çıkıyor. Bir sürü ikinci tur hakkından çıkıyor. E, ya Burada biraz beni Dallas tarafını sadece e, çekindiren şey yani yaşları. Eric Gordon ve Bogdanovic'in ikisinin de baya e, yaşlı olması. Tamam. Çünkü bu takastan sonra Dallas e, yani final şansı olabilir. Çünkü hani Luka'nın yanında takımı güçlendiriyorsunuz ama şampiyonluk şansı hala bayağı düşük bence. Hani doğudan gelebilecek bir e, takımı da düşünürsek. Tamam. E, yani Bilmiyorum bana şampiyonluk yansı hala düşük geliyor. İleriye dönükte aldığınız asetler bundan sonra daha kötü olacak etkide. Ee, Eric Gordon'da, e, Bogdanovic'de. Ee, Bertans'ın kontratından çıkılıyor. Tim Hardaway'in kontratından çıkılıyor. Ee, hani önümüzdeki sezon Eric Gordon ve Bogdanovic, Hardaway ve Bertans'a göre ne kadar daha kolay takaslanabilir? Bertans'a göre daha kolay takaslanırlar. Ama e, önümüzdeki sezon Harden ve Bogdanovic arasında çok büyük fark olmayabilir. Yani, yani yaşları tarafından gidecekleri, gidecekleri, yer olarak da. Yani çok bir şey kaybetmiyor Dallas. Ee, Rockets, Rocket Eric Gordon iki tane ilk, ikinci tur almış oluyor. Ee, Pistons olsam kesin yaparım. Bence en burada hani iyi dönüşlü hem ilk tur hakkı hem Josh Green. Ee, evet. The kontratını almak için çünkü Pistons'ın çok bir anlam yani eksi yok. Ee, evet. Bir de Dallas'ın birinci tur pikini almak mantıklı oldu yani. Dallas tabii Luka'nın ne olacağı belli belli olmaz evet. yani 2027 için. Evet. İyi. Ya bana Dallas'ım yapmamak yapmaya daha yapmamaya daha yakınım. İkisinden biri daha genç olsaydı o zaman daha yapabilirdim. Belki hani Bogdanovic ve başka bir oyuncu veya Gordon ve başka bir oyuncu ikinci daha genç bir isimse o zaman belki e, olabilir. Ama fena değil yani ilk Evet. yani Dallas'ın bence böyle bir hamle yapması lazım. Hani bu isimler Bogdanovic olur, Gordon olur, başka biri olur. Yani Hardaway'in olduğu yeri biraz upgrade etmeleri lazım yani. Yani işte Dallas'ın da en kötü problemi Hardaway'a 20 milyon, Bertans'a 16 milyon veriyorlar. Evet. Yani bir tane max kontratlık yerin yani playoff'ta oldukça çok o neredeyse hiç oynayamayacak seviyede isimlere gidiyor yani. Hardaway yine bench'ten gelip katkı verebilecek bir adam da hani max oyuncuya verebileceğim parayı ben iki tane bench oyuncusuna veriyorsun yani. Evet. Yani. Ya işte böyle takaslar yapınca bir yıldız e, takası gündeme geldiği zaman cephaneden gitmiş oluyorsun yani Dallas tarafında. O da biraz sıkıntılı yani. Onu ben beklemeyi biraz daha tercih ederim yani. Aldığım isimler böyle yaşlı isimlerse özellikle. Doğru mantıklı. Okay. Oh acayip bir takas geldi. <laughs> Memphis Toronto. bu takasla. Memphis Toronto. Memphis takas yapması en kolay takım. Çünkü inanılmaz fazla sayıda aseti var. Hem pik olarak hem genç oyuncu olarak. Yani paket yapıp herkes alabilirler ligde büyük ihtimalle. Yani öyle bir, öyle bir durumda var. Kendi piklerine de sahipler. Ekstra pikleri de var. Ben de onlarla ne yapabiliriz dedim. Pascal Siakam'ı alabiliriz dedim. 5 tane birinci tur veriyor Toronto'ya. Bunun yanında David Roddy, Jake Laravia, Santi Altama, Tyus Jones ve Danny Green veriyor eşleştirmek için. Ee, ama genç oyunculardan hani Jake Laravia olmaz da ne bileyim Zaire Williams olur. Hani onları, onlar değişebilir. Ee, ne diyorsun? Memphis olsan yapar mısın böyle bir şey? E, biraz çok fazla ya. Yani e en az yani hani 4 ilk tur hakkı diyeyim. Bir tanesi belki korumalı falan. Biraz 5 ve bu kadar çok genç oyuncu. Ben mesela Tyce Jones da hani değerli bir oyuncu değil. Ee, ya bu kadar fazla vermezdim ama biraz daha azını verirdim. Yani bence çok iyi oturur e, Grizzlies'e de. Ee, biraz daha azını verirdim. Yani belki mesela bunun bunun iki tane ilk tur hakkını swap'a değiştirsek yani 3 tane ilk tur ve 2 tane swap olsa o tarzını yapabilirim. Yaparım yani Grizzlies olsam herhalde. Toronto olsam da yapabilirim. Ben de yaparım. Ben bu takası sevdim bayağı. Bunu yapalım. Evet ama dediğin gibi. 3 birinci tur bir de swap olsun mesela. Belki fazla fazla pik koymuşumdur ama şeyden düşündüm o başta konuştuk hani Gober, Mitchell. Hani siyakam Gober'den daha iyi oyuncu. Ha. Mitchell yani sene başındaki Mitchell'ın görüldüğü yerle belki benzer seviye şu an. Yaşı biraz daha fazla. O yüzden düşündüm ama belki de yani 3-4 ilk tur olsun. Çok önemli değil. Benzer konsept Memphis Siakam'ı değil o canına bu alıyor Toronto'da. Karşılığında 3 birinci tur piki. Aldama Roddy Brooks veriyor. Brooks, Dylan Brooks'un kontratı bitiyor. O yüzden ondan çıkmak belki isterler bilmiyorum. Yani OG Nobi'de alıyorsan hani Brooks'u da tutmanın çok da bir anlamı yok yani. Aynı görevi görüyor. Evet. Daha iyi versiyonu OG Brooks'un. Ee, acaba biraz daha hani bütün piklerimizi vermeyelim. 2-3 pik verip böyle bir şey yapalım diye düşünür mü Memphis? Ya burada da ben çizgiyi 2 ilk turda çekerim yani. 2 ilk tur hakkı. Ee, Rodi'yi de veriyorsun. Hani acayip inanılmaz bir yan prospekt değil ama değerli bir oyuncu. Yani değeri olan bir oyuncu hala genç oyuncu. Asante Aldama da değeri olan bir oyuncu. E, Dylan Brooks Kanadalı. E, onu da olsun. bir e, şey yapabilirler. Koz olarak kullanabilirler. İki ilk tur hakkı ve böyle bir şey olabilir. E, 2023 ama e, hani Toronto olsam da 2023 ilk tur hakkı o ikisinden biri olsa kabul etmem. Yani çünkü 2023 <laughs> ilk hakkının kötü olacağı belli Grizzlies'in. Ee, o yüzden hani o Warriors pickini isterim 2024 e, 25'ini de isterim. İkisi de korumasız isterim Raptors olsa. Ee, özellikle mesela hani Van Vliet falan da gönderilecekse e, bir iki oyuncu daha gönderiliyorsa Raptors biraz daha hani bu sezonu böyle soft tank diyelim yani öyle bir şeye gidiyorlarsa <laughs> e, olabilir. Güzel bir takas. Yani Grizz'i çok ojyanına yani Jamoran, Bane ojyanına ve Jaren Jackson vekili <laughs> değil mi? hiç yani. İnanılmaz. Evet. Bence yapsınlar bunu ya 3 verir miydin peki sen fazla biraz ya yoksa i̇şte biraz ben... fazla ama batı burada işte batının çok açık olması işi ilginç yapıyor çünkü yani bu takastan sonra Grizzlies herhalde Batı ve benim şu anda batı favorim çek o, o tarz program çekmedik bir iki haftadır hani, ee, yine Nuggets, Grizzlies, Warriors top 3'e koyarım diye tahmin ediyorum. Böyle hmm. bir takastan sonra Grizzlies daha favori derim herhalde. O da hani biraz şey, mesela şey gibi. Yani tam o seviyede değil ama Bucks'ın Drew Holiday alması gibi. Yani Hı -hı. verileceğinden fazla şey veriyorsunuz aslında Drew Holiday için. Ama takımı hani atlaması gereken basamağı atlatıyor. Ee, o tarz e, takaslar e, daha anlamlı yani. Ocağını bir atıyorum. Atlanta'nın böyle paket vermesi mantıksız olur. Tam veremez herhalde bu karşı ilk Atlanta ama e, Grizzly için o açıdan ilginç yani. Üç ilk bile belki e, çıkılabilir. Evet. Çıkılabilir yani. Bir de Dylan Brooks beni biraz playoff'larda korkutuyor ya. Yani ben beğendiğim bir oyuncu ama yani geçen sene playoff'larda felaketti. Yani seni bazı maçları hakikaten hücumuyla kaybettirebiliyor yani. O yüzden hani çok net bir upgrade olarak onun yerine Ojan'ı Nobi'yi çekmek. Ya bir de Ojan'ın Nobi hani kontratı var ve makul bir kontrat. Uzatabilirsiniz sonrasında abi. NBA'in kontratlarından bir tanesi yani. Evet. O yüzden verebil verebilirdim ya. Memphis olduğum için başka takım olsam dediğin gibi vermezdim ama. Evet. Evet ben de ee, yakınım yani senin dediğine. Çünkü yani bir de Cameron e, ve Jackson'ın da hani kariyerlerinin peak noktası önümüzdeki 4-5 senede olabilir. Yani e, 20'lerin sonlarından sonra aynı seviyede kalamayan oyuncular olabilirler. Yani hala çok iyi olmadan edebilirler ama en peak olarak düşünürsek. Evet. Katılıyorum. Okey. Ee, yine Memphis'e böyle bir takas düşündüm. Memphis Demar DeRozan'ı alıyor. Ee, i̇lk 3 tane birinci tur veriyor. Jake Varabia, Dylan Brooks, Tyus Jones. Yapar mısın? Ee, DeRozan gibi bir oyun, oyuncu için. Oyuncu seviyesi olarak çok iyi tabii ama yaş ve uyum biraz daha sıkıntılı sanki. Evet. Ya burada 3 turak vermezdim ben Derozan için. Yani çok net vermezdim. Ee, hem Brooks hem Larav hem Tyus Jones'u Tyus Jones katmamaya çalıştım. Herhalde kontrat için kontrol gerekiyor. Akıllı. Ya da falan koyman lazım. Edimizi vermek de. Bu koymak da tabii garip e, rotasyon olarak. Yapmazdım ya. Yani e, e, iki tane ilk tur verir miydim böyle bir takas için? John Morant, Esmond Bain, Demar Deroz'un. Yani tabii Grizzlies'in e, bir yandan yarı sağ hücumunda en sıkıntılı tarafı olduğu için orası için Deroz'un e, tabii ki yardım edecektir. Ama ana aksiyonlar hani top elindeyken Picanor aksiyonlarında falan çok iyi oturan bir oyuncu değil yani Lakers'e bahsettiğimiz gibi. Grizzlies'in hani, asıl onları en iyi yapan şey olan savunmasının dozajını biraz daha düşürecek bir e, e, e. yani Dylan Brooks yerine Deroz'un geçmesi savunma açısından bayağı büyük fark yaratıyor evet. ve o fark çok büyük fark yaratabilir çünkü hani Camorant ve Derozan'ı aynı anda yan yana koymuş oluyorsunuz. Ee, yaşlı da içine kattığımız zaman yapmazdım diye tahmin ediyorum yani. Ben de herhalde ben de herhalde yapmazdım. Benzer bir fikri Zach Lewin için düşündüm Memphis için. benzer bir paket diyebiliriz. Yine 2-3 tane birinci tur peki. Bunu da ben herhalde yapmazdım. Sen farklı mı düşünüyorsun? Yapmazdım bunu çünkü yani Desmond Beyin de olduğu için hani Morant Bain oraya zaklavini o zaman o üçü bir arada çok mantıklı bir üçlü değil yani. Okey. Fantastik bir hedefim var Memphis için. Devam <laughs> Phoenix tanking yapmaya karar veriyor. Ve oyuncularını elinden çıkarıyor. Memphis'te neyi var neyi yoksa verebileceği bütün birinci tur piklerini ve Desmond Bay'ini verip Devon Booker alıyor. Ben Memphis olsan yapmam bu takası. Memphis olsan yapmazsın. Aynen. Desmond Bey'e 5 tane ilk tur hakkı var mı ya Devin Booker için? Phoenix olsan yapar mısın? Memphis için yapmıyorsan herhalde Phoenix olsan. Phoenix olsan, olsan da yapmam herhalde. Öyle mi? Evet. Yani pozisyon açısından yani e e Booker'ın elinden çıkarılıp e, Re rebuild'e gitmek çok acayip mantıklı gelmiyor bana. Çünkü 5 sene sonraki hani rebuilding amaçlarından zaten başındaki şeyde de Devin Booker gibi bir oyuncu olması takımında. Hani yaşı çok genç olduğu için şu anda o tarz bir rebuilding'e gitmez yani Booker'ı çıkaracağım e, bu yaşında. Grizzlies içinde hani Morant Booker backcourt'u. Evet çok çok iyi bir backcourt ama bu kadar değer çıkarılacak bir backcourt kadar da kusursuz bir uyum değil bence. Yani e, hani takımdaki en iyi oyuncu Doncic olsa belki daha yapabilirim. Ama hani bilmiyorum Morant Booker ikilisi Beyin de olduğu için takımımda hani beyinden çıkıp bu kadar çok ben iki tarafı da çok şey yapamadım. Ben Okay. Sen yapar mısın iki taraf için de? Ya da bir tanesi için en azından. Phoenix olsam yüzde yaparım da. Phoenix olsan yüzde yüz yaparsın. Evet. Ya ama bu Grizzlies ilk durakları da acayip ilk olmayacak yani. Evet ama Bane alıyorsun ya. Ee, ya yapmazlar zaten. Yani Phoenix yapmaz zaten ha. de. İdeal bir senaryoda Phoenix olsam. çünkü bu Phoenix takımı bir yere gitmeyecek abi bence yani. O belli olduğu için ama beyin bu da her zaman takas edebilirsin yani bir acele etmeye gerek yok yani. Ee, yok Phoenix okay hiç bir, Phoenix gidebilir bence ya yani iki üç sene önce Chris Paul gelmeden önce neredelerdi bir anda Chris Paul geldi en azından e, hani e, bir ta, yani bir takım menajer olarak istediğiniz seviyeye geldi takım yani yani iddialı bir takım e, benzer bir oyuncu e, şeyden de, takım sahibinden de kurtuluyorlar Phoenix güzel şehir olarak e, beğenisi artan bir şehir. E, bilmiyorum ben de daha çıkmazdım bu kırdan yani. Okey. Biraz daha hızlı geçelim abi istersen sıradakileri. Tamam. E, çok uzatmayalım. E, Pelicans, Raptors Pelicans, OG'ya alıyor. Raptors Pelicans'dan baya bir şey alıyor. E, Dyson Daniels, Trey Murphy. 3 birinci tur hakkı. Fazla mı OG için? Biraz fazla bence evet. Yani özellikle Pelicans için biraz fazla diyebilirim. Bence Çünkü... şimdi gözüme fazla geldi. Neyse 1-2 piki çekelim oradan. Trey Young ee, ve Dyson Daniels artı bir pik diyelim. bir piksi olabilir evet. Ee, ama Pelicans'ı aldıktan sonra CJ Ingram OJ Zion OJ pardon. Evet. Olabilir. Evet yani bir pikli olabilir. Bir o takası yapıyor Pelicans. Bir de bir takas daha yapıyor. Miles Turner alıyor. Valanchunas Alvarado ve birinci tur piki veriyor Pacers'a. Pelicans takım olarak yani CJ, Ingram, OG, Zion ve Miles Turner oluyor. Şampiyon olur mu? Ya Pelicans ikisini bir arada yapabiliyorsam yaparım. O zaman kesin yaparım. Ee, yani yine, yine yani 3 ilk tur haklı yap, e, versiyonu yapmam. Ama e, OG bir ilk tur ve genç oyuncular ve Turner paket alıyorsam o zaman yaparım. O zaman gerçekten çok sağlam kadro oluyor ve yaş açısından da birbirine iyi uyuyan, iyi uyan bir kadro oluyor. Pacers, yapar mısın Pacer olsam bu takası? Yani Turner'la bir konuşurum. Sözleşme beklentisi ne? Onun da sözleşmesi bitiyor çünkü. Ee, yani uygun bir şeye uzatabiliyorsam tutarım Turner'ı ama böyle 25-30 milyon dolar falan bir şey bekliyorsa Turner yıllık o zaman salabilirim yani. Yani 25 alır canım. 30'a yani 25'in üzerine çıkmam mesela. Ee, evet. Ya falan şu nasıl hani Pacers'ın bir de tempolu oyununa falan çok pek uymayan bir oyuncu yani. Alvarado çok iyi uyuyor ama. Avarada iyi ya. <laughs> i̇lk da alıyorsunuz. Evet yani Manson, evet katılıyorum senin dediğine. Yani ama e, genel olarak daha uzak olurum yani Pacers olarak bu ama gideceğini biliyorsam Turner o zaman olabilir. Okey. Okay. Ee, Pelicans'a Laurie Markenen ve Kelly Olinik'i gönderiyoruz. Utah Jazz'a Valanciunas, de Graham, Herb Jones, Dyson Daniels ve iki birinci tur piki gönderiyoruz. Um, ee, Zayn ve Ingram'ı çok uyduramadım ya. İşte 2-3-4 oynayacaklar. Yine Turner mi alıyoruz başka bir takasla? Yok. <laughs> Onun iki, on, iki beş numara koyuyoruz. Abi o savunma kurtarmaz ya. Da, yani. Ya da Valenciunas'ı gönderdik. Başka adam. Ha, Larry Nance var ya. Larry Nance var. Nance, Markman, Ingram. Ee, ama yani şöyle karşıdaki kanat savunmacısı Ingram o zaman. Ya ya da Markman. <laughs> ya da Nance. Ya yani. <laughs> Çünkü ee, Herb'le Dyson Daniels'ı da gönderdik. Diyor, yapacak bir şeyler TMF'yi yönetince de o zaman kim yönetmeyeceğiz yani Zion 5 oynayacak ya da CJ oynayacak. Yani biraz böyle bir şey oluyor Ben yapmazdım diye düşünüyorum Pelicans olsam. Jazz olsam bak bunu yapabilirim çünkü gerçekten yani hem Daniels hem Herb Jones hem iki tane ilk tur bir de bir tanesi Lakers ilk tur Olabilir. Caz için çok iyi geri dönüş. Marken enle Zayin çok iyi uymuyor olabilir beraber ya. Ha. Yani, ya hücumda var, evet ama savunmada. Evet. Ya yani hücumda da yani Marken tabii şut falan atıyor ama biraz daha o da içeride yani drive etmeyi seviyor, bitirmeyi seviyor. Biraz aynı bölgeleri e, işgal ediyorlar gibime geliyor sanki. Evet ama Marken'in e, skoru gidiş topsuz çok olabiliyor. Mesela evet. Marken'in Zayin pick and pop Aksiyonlar hmm. falan bayağı iyi olur. Doğru. Yani Doğru. o açıdan ya, New Orleans'ın hücumu inanılmaz olur zaten. Hmm. Bakalım. F Lakers çok konuştuk. Bunu da çok böyle e, konuşmak istemiyorum. Westbrook paketi 2. birinci tur. Lakers karşısında Conley Beasley alıyor. Bir de Leandro Bonmar'ı. Bon ben yapmam Lakers olsun. Yapmaz mısın? Korumalı yapsam pickleri. Lotarya korumalı. Yani değer olarak o zaman olabilir belki ama başka bir takasa gitmek isterim yani. Hani daha yüksek bir takasa gitmek isterim. Ben de yapmam bunu büyük ihtimalle ya. üç şeyli üç takımı takas. Yine Lakers aynı paketi veriyor. Westbrook iki pik Karşında Conley Hayward Ubre alıyor. Bunu da yapmazsın herhalde. Sanmıyorum. Bu da kötüymüş. <laughs> evet geçelim. Bu da çok hoşuma gitmedi. Ee, Miami Heat Terry Rozier ve PJ Washington alıyor. Hornets'ten. Caleb Martin, Duncan Robinson ve iki birinci tur piki veriyor. Güzel takas. Ee, yani Lowry'den de bir şekilde çıkmak gerekirdir böyle bir takas yapılırsa. Ayrı bir takas falan filan belki. Hmm. Laurie Rozier aynı hı. anda biraz... Bir de Hero var. Aynı anda zor. Bir de Hero var. Evet. Yani Laurie'den de ayrı bir şekilde çıkabilirsem yani çıkmasam bile yapabilirim. Ee, en azından belki bir pick'i biraz korumalı tutmaya çalışırım. Yani 2028'i belki. Evet. Dunkerobus'undan en... da çıkıyorsun. Öyle bir artı Evet. aynı onu diyecekken. Yani. Dunkerobus'dan da çıkılıyor. Ee, tabii Caleb Martin iyi bir oyuncu ama. Yani hı hı. E, PJ Washington yerine Caleb Martin'i tercih ederim ben. Hani Heat olarak. Martin'i de işte kardeşinin yanına gönderiyorsun. İkizinin yanına. <laughs> takılırlar. E, Hornets için Terözi karşılığında da, P.J. Washington'ın toplamında daha fazla bir şey alınabilir mi? Washington'ın sözleşmesi bitiyor. Öyle bir yani bir sözleşme hmm. vermeleri gerekecek. Hornets'in ona sözleşme vermesi çok mantıklı olmaz yani. Ya bu tarz yani bu iskelette bir takas olabilir. Ee, Heat'e de iyi bir ekleme olur yani ikisi de bir arada. Mavericks'e olur mu Rozier? Hmm. Hardaway, Josh Green ve birinci pick karşılığında. Rozier, Jalen Brunson nasıl karşılaştırıyorsun ikisini? Ee, ya Rozier herhalde daha iyi bir topsuz oyuncu olabilir. Daha iyi bir şut tehdidi gibi geliyor bana. Ya Brunson da çok iyi işler ama çok volümlü atmıyor. Hı. Ee, ya ama Brunson tabii ki çok daha üst seviye bir oyuncu ama hani Brunson'un yaptıklarının yüzde seksenini yapsa Rozier yine bayağı bir faydası olur da sanki. Evet ilginç. Rozier 28 yaşında. Ee, ya aklımı çaylı takas yapmayabilirim. Ee, 28 yaşında ve hani çok kısa bir guard Rozier. Çok. Ee, 6 bir hani burada boyu ben 6 bir olmayabilir yani Terry Rozier. Ee, düşünürüm yani bayağı bir şu anda kesin bir şey diyemiyorum. Yapmamaya daha yakındım herhalde. E, ee, Rozier'in de 28'den daha genç olduğunu düşünüyordum bu arada yani şimdi baktım. Ee, bayağı Bayağı ligde ya. Hep kötü takımlar yani uzun zamandır kötü takımlarda olduğu için unutuldu biraz. Ha. Ha. Um, ben yaparım herhalde iki takım da olsam. Ee, olabilir. Evet. Sixers Suns Sixers Tobias Harris'ten kurtuluyor. Ve Matisse table veriyor Phoenix'e. J. Crowder, Saric, Tory Craig ve Landry Shamet'i. Shamet ve Saric'i geri almış oluyor. Bu Philadelphia'yı daha iyi bir takım yapar mı öncelikle? Ha. Harris'i gönderip Crowder'ı ilk beşe koyuyorsun. Bence de Saric, Craig ve Shamet geliyor. Çünkü Philadelphia'nın bench'i kötü biraz şu an. Evet. In... Yani yapıp yani daha biraz daha birbirine iyi oturan bir takım olabilir Sixers'ı. Hani Sarı için biraz daha bench'ten gelip yedek beş oynaması e, Jay Crowder'ın Harris'e göre daha fizikli bir savunmacı olması ve Harris'in hücumdaki yani tabii ki Tobias Harris J. Crowder'dan daha iyi bir oyuncu ama Harris'in daha iyi yaptığı şeyler hani bireysel skor bulma Sixers gibi bir takımda zaten dördüncü opsiyon konumundayken Harrison Crowder'a göre iyi yaptığı şeylere Sixers'ın çok ihtiyacı yok. Onun Harrison yapmasına. O yüzden bence e, Sixers açısından kontratlama çıktığınız için yani öyle bir tarafı da var. Yani bu kontratı yaptıktan sonra yazın çok rahatlar mesela Sixers. Önümüzdeki sezon için başka takaslar yapmak için ve bu tarz oyuncular Crowder, Saric, Craig Landry e, bir sürü takasa da koyulabilecek oyuncular. Ee, o yüzden Manchester Sixers tarafından yaparım bu takası. Bence de ilginç bir takas. Hiç düşünmemiştim yani. Gayet güzel bir takas. Suns için Crowder zaten gidecek. Onun yerine alıyorsunuz. Nasıl oldu beşimiz? Aiton, Harris um, Bridges. Bridges, Booker Chris Paul. Yani Chris Paul'un bu geri adım atmasıyla da e, Harris aslında biraz da ihtiyaç duyulabilir Hani Sanz'dan. Şöyle Sanz daha iyi gidiyor olsaydı daha da mantıklı olabilirdi ama şu haliyle bile güzel bir takas. Belki en beğen takas olabilir şu an karşı. Olabilir. Ee, yani iki takıma da çok ciddi seviye atlatmadığı için acaba böyle hani sadece şeyleri mi değiştiriyorsun? Elindeki iskambil kağıtlarını değiştiriyorsun ama çok da bir şey değişmiyor mu acaba? Diye de olabilir yani. Ya ama sağınıza mesela şu anda Crowder oynamıyor. Hiç yoktan herisi Harris'i katmak yani e, şey değil bence değiştiriyor ama biraz salary kaplarını 8 milyon arttırıyor bu takas. O fazla arttırıyor olabilir. Belki bir 2-3 milyonluk bir oyuncu daha koyulabilir yani. Yeni sahip ve fazla gelebilir. E, tamam bunları su kalanları hızlı geçelim. Dallas'a Tabayi Seris. Sixers'a McGee, Tim Hardaway ve Dorian Finney Smith. Eee Dallas o zamanmaz neredey? Finn Smith in kalacağı bir versiyon olabilir belki takasın o zaman da kontratlar zor olur herhalde. O zaman da fili yapmaz ama ya. Herhalde. Evet. Yani Philly'nin yapması için Finn olması lazım. Evet. Bence iki takım da yapma. Yani Philadelphia yapar da Dallas yapmaz herhalde bence. Evet. Ama işte belki böyle çok böyle bir baskı hissederlerse Luka'nın yanına bir tane daha skorer bulmamız lazım falan diye. Belki ama zor gibi. Sixers Hawks arasında Sixers Bogdanovic ve John Collins alıyor. Hawks Tobias Harris ve Matisse Tybal alıyor. Nasıl? Herhalde Hawks olsan yapmam bunu ya. Sen yapar mısın Hawks olsan? Ya Sixers için de garip bu arada. Yani Embiid, Collins. Sixers olsam kesin yaparım da. Bogdanovic, Collins bence iyi uyuyor. Ya iyi o da ne kadar oynayacaklar yani. Bogdanovic bench'ten gelecek o zaman. Ya yani Maxi Harden var evet, zaten. Bogdanovic 6. adam. Maxi Harden e, kim oynuyor? Tucker Collins mi? Doğru. O da garip bir 5. Tucker, Collins, Embiid. Ya da Tucker'ı bench e alacaksın. Bogdan açık evet. başlayacak. Ya o, da ama zor yani. Maxi Harden, Bogdan O zaman öldü. da Tucker'ın da bir anlamı yok yani. Bench'ten evet. gelecekse. Çünkü rakip starları savunması lazım. Tucker'ı bench'e alsan çok da mantıklı değil. Evet. evet pek olur. Ya yok. işte Collins'de bu tarz sıkıntılar oluyor bir sürü takımda. Ya tabii Embiid biraz özel bir durum ama hani Collins'i uydurmak açısından. Doğru. Cedi'ye yeni yuva bul, bulsak, Dallas'a göndersek. Jedi, Karis, Levert, Okoro. Dallas'ta hiç kanat yok. Üç tane birden gönderiyoruz. Karşında Cleveland'da Dorian Finney Smith eşleştirmek için de Bertans. Cleveland'da Finney Smith bayağı iyi uyuyor. Cleveland'da çok iyi uyuyor Finney Smith. Dallas'a ee... da Levert fena değil gibi. Levert'in kontratı bitecek ama onu evet. unutacaksın. E yani şöyle Karis düşük bir miktarı kontrolünü uzatmaya okeyse Dallas'la o zaman olabilir. Yani o zaman ilginç bir takas olur Dal e, çok iyi uyuyor dediğin gibi. Dallas için şöyle bir şey yaparım. Karis senede aynı kontrol devam ettirelim diyelim. 3 sene daha senede 18 milyon daha verelim Ve e, bu takasla kebze bir tane daha mesela Dwight Powell ya da böyle kötü kontrol, e, Dwight Powell'un kontrolü bitiyor galiba. Evet. Daha ee, Dallas'ın salary cap'i uzun mesela Tim Hardaway'ı falan da yapıştırabilirlerse böyle bir takasta bir tane daha kötü kontrattan çıkarsa Dallas o zaman hem to alıp onu fena olmayan bir kontratta uzatacağımı biliyorsam ve salary cap'imi yaz için açıyorsam e, o zaman olabilir. Ee, mediyi, ama yine bir... verebilirler mesela. Evet. Mesela Mekke'ye oldu. Ya Mekke niye imzaladılar? Niye veriyorlar? <laughs> Mallık yani. Bir de 3 ee, yıllık imzaladılar. Aynen. Olabilir. ilginç bir takas. Yani Okoro biraz daha şey yapsaydı hani bir tık daha iyi sinyal verseydi ya işte Dallas'ta ama Frank Nitrikina bile oynayabiliyor yani Okoro'yu da hani Luka bir şekilde sahada kaldırtabilir belki yani. Ya işte birazdan uçta atması lazım yani. Tabii. tabii. Her... Herhalde. Dallas olsam herhalde yapmam ben ama. Şu haliyle evet. Biraz daha kötü konuttan çıkabilirsem belki. Hı. Hmm. Son takasımız Nets Miles Turner alıyor. Pacers Joe Harris, Cam Thomas ve birinci tur pikini e, uh, Pacers'a ee, ya, bence bu güzel ve olabilir. Yani Miles Turner'la kontrol uzatmaya anlaşamıyorsa Pacers gideceğini yani Miles Turner böyle gideceğim ben yazın gideceğim sinyali veriyorsa o da olabilecek bir takas ve Net şampiyon olur ya bu takasta. Şey ne diyorsun peki yani Nick Claxton çıkışının üzerine Miles Turner'ı getirmek o da biraz. Ya bir de hiç beraber oynayamayacaklar. Evet Harbiden. yani o zaman Claxton'dan çıkmak da mantıklı olabilir başka bir takasta belki. Evet. İşte Claxton'da Turner 24 dakika biri 24 dakika biri. Herhalde ikisi de memnun olmaz orundan ya. Bu takasa Nets'in Claxton'ı koyup Pacers'dan başka bir oyuncu alması belki de olabilir. İşte kimi alacaksın? Hield'ın... Yetmez bence. metroni koymazlar. Matrini koymazlar. Başka da çok faydalı olacak. İşte. zaman ayrı bir Clarkson takası olabilir. Ayrı bir Clarkson takası olacak olabilir. Yani ben Turner çok iyi uy uyar bence ama. Ha. Ama Nets bence pilot almayabilir ya Clarkson bu kadar iyi oynuyorken. Ha. Daha düşük seviyeliler belki. Ha. Ama Clarkson e, bu kadar da iyi gidiyorken değeri hani belki diyebilirsiniz değeri daha da yükseleceklerdi ama e, iyi bir dönüş alınırsa bu takası yapıp o ta bir tane daha öyle bir takas yapıp ilginç olabilir öyle bir Claxton'ın değerinin bence düşme ihtimali de var. Playoff'larda Hacker like Claxton yaparlar. Sahada kalamaz duruma gelebilir yani Claxton. Yani ya da belki hiç rebound olamayacak net. Gerçi evet. da çok iyi rebound değil ama yine Claxton'dan evet. daha fizik yani. O, o da mantıklı. Düşünmemiştim ama olabilecek. Okey abi son takasımız buydu. E benim çıkmam gerekiyor. O yüzden bir sonraki yine uzattık. Ben en hani gitmesi en muhtemel takım takas yapması en muhtemel takımı en neyse oyuncu falan konuşmak istedim ama daha takas deadline'ına bayağı vakit var. Bir ikinci bir program yaparız. Yani. yaparız. Burada siz beğendiğiniz takatları, takasları, beğenmediğiniz takasları yorumlara yazarsanız seviniriz. Sizin de fake takaslarınız varsa yazın. Biz de onlara yorum yapmaya çalışırız. Ee, dediğim gibi başka takas programlarımız olur zaten. Daha 3 hafta var en az. Ee, mutlaka takas programlarımız olacaktır. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı abi? Yok. E, eline sağlık takaslar şimdi. Tabii ki abi. Ee, senin de ağzına sağlık. Herkese izlediğiniz için teşekkürler. Kapatmadan önce bir beğeni atarsanız e, bizi sevindirirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz.